Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, saygıdeğer Kıbrıs Türk halkı. Bu konuşmayı doğrudan doğruya milletvekillerine yapıyorum. Gerçekten ben kendi adıma buradaki milletvekili arkadaşlarımı tanıdığımı zannediyorum. Ve bu ivediliğini istediğiniz yasa tasarılarını okumadığınızı düşünüyorum. Çok açık. Şimdi örnekler vereceğim. Bunları okuyup da anlayıp da onayladığınızı düşünmüyorum, düşünmek de istemiyorum. Bir kere bizim gayrimeşru dediğimiz, sizin de tam zıt taraftan reform hükümeti dediğiniz yapının bir numaralı yasa tasarısının, yasa tasarılarının bunlar olmasının, aslında bırakın reformu, tamamen otoriterleşme eğiliminde olduğunuzu gösterdiği son derece açık. Temel hak ve özgürlükleri ve en temeli olan düşünceyi açıklama özgürlüğünü, temel hak ve özgürlüklerin içinde en temellerinden bir tanesidir, İdiş etmek üzere, kısırlaştırmak üzere ve zannettiğinizden de öte kısırlaştırmak üzere ortaya çıkardığınız bir takım yasa tasarıları var önümüzde. Arkadaşlar, bunlar zaten komiteden falan geçmeyecek. Ben size söyleyeyim. Sizin de vicdanınız el vermeyecek. Çünkü bu olabilecek bir şey değil. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Acelesi nedir yani bunun mesela? Yani ivedilik istediniz ya. Temel hak ve özgürlüklerin bir an önce bu memlekette ve düşünce özgürlüğünün bir an önce bu memlekette sınırlanması ve kısırlaştırılması, kullanılamaz hale getirilmesi lazım. Böyle bir düşünceniz var. Acil ihtiyaçtır bu. Ve acil ihtiyaç diye getirdiğiniz metinlerde neler yazdığını bilirsiniz. Tek tek okumayacağım. Sadece ceza üzerinden gitmiyorum Sayın Başkan, bu arada söyleyeyim. O yüzden vaktimi bir iki dakika uzatırsanız sevinirim. Çünkü üç tane yasa tasarısının üçüyle ilgili konuşuyorum. Bir madde okuyayım mesela size. Ve gerçekten kulaklarınıza inanabilecek misiniz bu maddeyi okuduğumda? Çok merak ediyorum. Madde şöyle diyor. Her kim bilişim sistemleri ve veya kitle iletişim araçları kullanılarak oluşturulan her türlü iletiyi yayınlarsa. Bilişim sistemleri ve veya kitle iletişim araçları kullanılarak oluşturulan her türlü iletiyi yayınlarsa her kim ne yapmış olacak? Bir suç işlemiş olacak. Bu ne demektir arkadaşlar, farkındasınız? Yani kitle iletişim araçları, mesela bir televizyon ya da bir gazete bir ileti oluşturdu. Bu iletiyi, her türlü iletiyi, sövme, küfür bilmem ne değil ha. Her türlü iletiyi kim yayınlarsa bu kişi bir suç işlemiş olacak yazdınız bu yasa tasarısı dediğiniz şeyin içine. Farkındasınız yani bunun? Bence farkında değilsiniz, olamazsınız yani. Yani gazetede çıkan bir haberi ben yayınlarsam mesela sosyal medya hesabımdan, herhangi bir haberi ha, bu durumda ben bir suç işlemiş olacağım. Düzenlediğiniz metin bu, okuyorum size. Her kim bilişim sistemleri ve veya kitle iletişim araçları kullanılarak oluşturulan her türlü iletiyi yayımlarsa hafif bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde şu 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 cezalara çarptırılır. Herhangi bir şey, hava raporu olabilir, ne bileyim ben, bir güzellik yarışmasının sonucu olabilir. Bunu yaptığınız anda, yayınladığınız anda bir suç işlemiş olursunuz yazdığınız bu metnin içine mesela. Bunu okumuş olamazsınız. Ve söyleyeyim size, yani hukukçular okumuş olamaz demiyorum ha. Herhangi biri okumuş olamaz. Aha, Türkçe okuyorum buradan ne olduğunu. Bir başka şey okuyayım size. Evet. Sonunu değil, ikinci fıkrayı okudum. Doğrudan fıkra böyle başlıyor. Hayır, madde, sekizinci madde. Ceza değişiklik yasa tasarısındaki sekizinci madde ve ben bunun ikinci fıkrasını okuyorum. Maddenin devamını, yani fıkranın devamını okumuyorum.
Doğrudan ikinci fıkrayı okuyorum. Sıfırdan başlayan fıkrayı okuyorum. Değişti. Yani o hata orada da var demek istiyorsunuz. Başı maşı yok sevgili Oğuzhan. Madde 99 birinci fıkrası var. Sonra da ikinci fıkrası var. Bir sonraki maddeye bakmadım. Yani bakarım. Ama yani sonuçta bu o maddeye baksam da bunun anlamı değişmiyor. Ha, madde numarası tekrar söylüyorum. Esas yasanın 99. maddesinin değiştirilmesi madde 8. 99'un ikinci fıkrasını okuyorum. Yani bu olabilecek bir şey değil. Bir başka gene yani bunlara izninizden saçmalık diyeceğim. Kim yazdıysa saçma sapan yazmış. Mesela esas yasanın 68. maddesi yabancı devlet yetkililerine zem ve kadihi düzenliyor. Ve 68. madde şöyle diyor. Bir kişiye zem ve kadih halinde yeterli olacak kadar haklı bir sebebi ya mazereti olmaksızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Başlık yan başlık nedir? Yabancı devlet yetkililerine zem ve kadih. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yabancı devlet yetkilisi. Ecnebi. Yani gerçekten inanılır gibi değil ve inanılır gibi olmayan şeyin zaten olmaması gereken, asla olmaması gereken bir şeyin bir de okunmadan ivediliği talep ediliyor meclisten. Bu ciddiyetsizlik, bu sorumsuzluk gerçekten anlaşılır gibi değil. Tabii ki bunun tek yolu bunu geri çekmenizdir. Ama yani bunu geri çekmezseniz arkadaşlar da bu mecliste bu okuduklarım şimdi ivediliği sizin oylarınızla geçirir. Bu meclisin havası çok değişir ha. Zaten yani hava bırakmadınız, nefes alamıyorum. Bu saçmalıklarla bu meclisin vaktini almayın. Bir başka örnek vereyim size. Esas yasanın 50. maddesinin değiştirilmesi, gerçek olmadığını bildiği herhangi bir beyanı, söylenti veya raporu halk arasında korku veya endişe yaratmak niyetiyle herhangi bir yöntemle yayımlayan ve veya da olabilir. Demek ki veya'dan sonrası başka bir suçu tanımlıyor. Veya'dan sonrası şöyle. Bilişim sistemleri ve veya kitle iletişim araçları kullanılarak oluşturulan her türlü iletiyi yayımlayan ve veya tekrar yayımlayan herhangi bir kişi hafif bir suç işlemiş olur. Demek ki demin söylediğimin aynısıdır bu da. Buydu belki Ozan'ın söylediği. Burada da neyi söylüyorsunuz? Hava durumunu aldım, yayımladım. Ben yayımladım, ürün Solyalı da benden aldı yayımladı. Hem ben suçluyum hem ürün Solyalı suçlu. Hava durumunu yayımladık. Ve bunu getiriyorsunuz. Hiç çekinmeden meclise getirdiniz. Yetmedi hiç çekinmeden ivedilik talep ediyorsunuz şu an. 10 tane bakan var bakanlar kurulunda. Bu kadar milletvekili var burada. Ve hep beraber bunu getirip önümüze koyuyorsunuz. Bir daha gene çekinmeden müfsidane yayınlar yasa tasarısında diyorsunuz ki yaklaşık bir asır önce kaleme alınan müfsidane yayınlar yasasında değişiklik yapacak. Bir asır önce kaleme alınmış olması belli ki sizi rahatsız etmiş. Ama o yasanın içerisinde bir asır önceye dönüyorsunuz. Kraliçe için yazılan ve kraliçe için yazıldıktan sonra bizim değiştirdiğimiz bunlar artık bir asır önce de kaldı böyle bir düşünce özgürlüğü olamaz diye değiştirdiğimiz şeyi geri getirmeye çalışıyorsunuz bir asır öncekini. Amaç ne? Amaç bir asır önceki çok eskidi. Onu değişmemiz lazım. Yaptığınız değişiklik ne? Bir asır öncekine geri dönüş. Nasıl dönüyorsunuz? Cumhurbaşkanına veya yasa ile kurulmuş devlete karşı. Yasa ile kurulmuş devlete karşı. Ve arkadaşlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasayla kuruldu. Ma neredesiniz yani ne yaparsınız? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasayla kuruldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti anayasayla bile kurulmadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kaçta kuruldu? 83'te. Anayasanın tarihi kaçtır? 85. Anayasayla bile kurulmadı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Yok yasayla.
Neredesiniz yani, hangi kafadasınız ya? Şaka yaparsınız bir şey. Başka yerde de böyle yazılmış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yasayla kurulmadı. Yani anlayamıyorum. Bu nereden geldi bilirsiniz? Fazilet Hanım burada mı uyardı beni demeyin. Bu nereden geldi bilirsiniz? Bir asır önce, şu dediniz ya bir asır öncekini değiştireceksiniz. Bir asır önce sömürge hükümeti burada yasayla kurulduydu. Sömürge hükümeti. Onu aldınız Oraş'tan yasayla, hükümet demediniz tabi, devletik biz çünkü. La çevirdiniz kendini, yasayla kurulan devlet dediniz, tam batırdınız. Tam batırdınız yani. Ve hiç çekinmeden de getiriyorsunuz ha. Hiç çekinmeden ivedilik de talep ediyorsunuz. Yahu el insaf, el insaf yani hoşnutsuzluk, bu hoşnutsuzluk kelimesi nereden geldi bilirsiniz? Kraliçeden geldi. Kraliçeye karşı hoşnutsuzluk, bu kalktıydı bizden. Geri getirmeye kalkıyorsunuz. Ya hoşnutsuzluk diye bu çağda ceza yasalarında birinden hoşnutsuzluk yaratmak diye bir suç olabilir mi? Yani ben ana muhalefet partisiyim. Hükümete muhalefet ediyorum, eleştiri yapıyorum. Doğal olarak bu hükümette hoşnutsuzluk yaratmaya yönelik, hükümete yönelik hoşnutsuzluk yaratmakla ilgili bir işlem değil mi? Bu memlekette Cumhurbaşkanı halk oyuyla seçiliyor. Halk oyuyla seçilen birine karşı bu işlerle ilgili şunu şunu yanlış yapıyor dediğimde hoşnutsuzluk yaratmış olmam. Ne yapmaya çalışırsınız yani, bu memlekette muhalefet olmasın? Kimdir yani orada oturan yukarıda sarayda? Kraliçedir. Ya hoşnutsuzluk yaratamayacak kendine karşı. Ne yapmaya çalışırsınız yani, ne yazdığınızın farkındasınız? Ve hiç çekinmeden de bir asır önceki yasalarda değişiklik yapmak lazımdır deyip bir asır önce ne yazarsa şu kattı aynen da geri getireceksiniz. Bir asır önce kraliçeyle ilgili. Gerçekten yani kendinizden geçtiniz mi arkadaşlar? Hiç olmazsa okuyun ya, aranızdan herhangi biri okusa fark edecek ve uyaracak. Olacak şey değil. Bu kadar yıldan sonra yasaklanmış yayın getiriyorsunuz. Yasaklanmış yayın. Mahkemeleri yasaklayacakmış. Ya biz de elimizde varsa o yayınlar gidecek de polise verir. Ya bu çağda kitaptan korkuyorsunuz. Nereden korkuyorsunuz? Ya makaleden korkuyorsunuz. Yani kitabı okuyacak insanlar ve galeyana gelecek, gaza gelecek. Ne yapacaklar ya? Nedir düşünceniz? Ne yaptığınızı zannedersiniz? Yani gerçekten okurken inanamadım yani. Bakın bir başka madde. Esas yasanın 48. maddesinin değiştirmesi, madde 4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliğini, öyle yazdınız, egemenliğini veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarını veya sakinlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yasayla kurulmuş başka herhangi bir şeyin, yasayla kurulmuş şey, ya hiç yani bakma be Oğuzhan, Allah rızası için bakmadın sen. Yasayla kurulmuş şey diye bir şey mi olur ya ceza yasasında? Yasayla kurulmuş şeyin yasal olmayan yollardan değiştirmesini sağlama teşebbüsünde bulunmaya kışkırtmayı, ama cümleyi okuyun, Türkçesi de olmadı. Egemenliğini virgül veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarını. Ama ne yaparsınız ya? Ve bütün bunlar zannetmeyin ha bu söylediklerin düzeldiğinde olur. Ben size sadece bir kere şunu söylüyorum. Bunlar bu meclisten geçmeyecek. Bak çok net söylüyorum. Çok iddialı söylüyorum. Bunlar bu meclisten geçmeyecek. Çünkü bunlar temel hak ve özgürlükleri iğdiş eden düzenlemelerdir. Bunlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temel hakları ve demokrasiyi 100 sene geriye götüren şeylerdir. Ama ne için size bu örnekleri verin bilirsiniz? Bunlar düzeldisin diye değil. Saçmalığın dibine vurduğumuzu göstermek için. Saçmalığın dibine vurdunuz ya. Ondan sonra da söylediğimizde canınız sıkılır. Neye canınız sıkılır onu da anlamak mümkün değil. Ve bütün bunları tekrar söylüyorum. Bugün ivedilik için getirmeniz gaflettir, dalalettir. Bak bu kadar açık söylüyorum. Gaflettir, dalalettir. Bunları bugün geri çekeceksiniz.
geri çekeceksiniz. Zaten ivediliğini geri çekeceksiniz. Ama bu yasalar da bu meclisten geçmeyecek. Bak size şunu söyleyeyim ha. Hayatımda ilk yazdığım hukuk makalesi sivil itaatsizlik üzerinedir. Geçirirseniz bunları öyle geçirmeye kakarsanız, geçmeyecek diyorum size ama geçirmeye kakarsanız, hoşnutsuzluk yaratacak Cumhurbaşkanı'na yönelik. Ve soğukluk yaratacak. Çünkü bunu yapacak, şiddet uygulamadan yapacak, cezasına da razı olacak, gelecek bu mecliste de dokunulmazlıklarımızın kaldırılmasını isteyecek, sokun hepsinizi içeri. Sokun. Buysa geldiğiniz zihniyetin artık sizi getirdiği nokta buysa, hepsinizi sokun içeri. Çünkü ben bu memlekette muhalefet yapacaksam, çok doğal olarak hükümete karşı da, Cumhurbaşkanlığına karşı da ne yaratmam lazım benim? Hoşnutsuzluk yaratmam lazım. Nasıl muhalefet yapılır ki başka türlü? Yani ben insanlara diyeceğim ki hoşunuza gitsin Cumhurbaşkanı. Hoşunuza gitsin hükümet. Ve bununla muhalefet yapacağım. Yani çıktığımda da diyeceğim ha şimdi söylediklerimi söylerim ya. Şimdi söylediklerim hükümete yönelik bir hoşnutsuzluk yaratmaktır. Dışarıda söylerse insanlar bunları, bu yaptıklarınız otoriterleşmeye götürüyor memleketi. Bu yaptıklarınız temel hak ve özgürlükleri ihlal ediyor. Bu yaptıklarınız saçmadır derse insanlar ki her söyledikleri de doğru olur. Bunları söylerlerse. Size karşı ya da Cumhurbaşkanı'na karşı hoşnutsuzluk yarattı diye bu insanları hapse tıkacaksınız. Budur yani hedeflediğiniz. Ve farkındasınız bunu yaptığınızın. Onun için beklentimiz şu anda dakika bir, bunu geri çekin. Tekrar söylüyorum. Bunlar, kim yazdıysa bunları, yani herhalde hukukçuysa da diplomasını falan sorgulayın. Ve artı bu memlekette reform adı altında temel hak ve özgürlükleri iyidişleştirme, iyidiş etme ve otoriterleşme çabanızdan behemehal vazgeçin. Behemehal. İnsanlar dışarıda akaryakıtı konuşuyor, tüp gazı konuşuyor, ekmek zammı geliyor, ekmek zammını konuşuyor. 98% enflasyon var. Gıda enflasyonu %120'lere yaklaşıyor. Ve insanlar tepkilerini dile getiriyor. Ve siz de bu tepkilerin dile getirilmesini engelleme yoluna gidiyorsunuz. Bulduğunuz çözüm bu. Arkadaşlar bu buradan geçmez. Bugün ivediliğini geri alın. Ondan sonra da bunun geçmeyeceğini bilin. Çünkü mantıklı bile değil. Bırakın temel hak ve özgürlükleri sınırlamayı. Bırakın otoriterleştirmeyi. Bırakın demokrasiyi katletmeyi. Kendi içinde tutarlı dahi değil. Bakın Hitler döneminde Almanya'da yapılan yasalar demokrasiye aykırıydı, ırkçıydı, faşizandı ama yasaları okuduğunda bir tutarlılığı vardı. Sizinki demokratik değil, bu yasa için söylüyorum, bu yasalar için. Açık söylüyorum, kelimenin anlamıyla söylüyorum çünkü doğrusu budur. Bu yasalar için faşizandır bu eğilim, otoriterleştirme eğilimidir, demokrasi karşıtıdır ve bir de saçmadır. Hitler'inkinden farklı olarak sizinki bir de saçmadır. Onun için bunları çıkıp buradan geri almanızı bekliyoruz. Hatada ısrar, eğer sizin için tırnak içinde söylüyorum kararlılık göstergesi olacaksa, tırnak içinde çok ciddi bir kararlılıkla karşı karşıya kalacaksınız. Sakın buna tevessül etmeyin. Size söylüyorum. Biri de çıksın bana desin ki bu söylediklerimden bir tanesi bile tamamdır. Bunu söylemeden benim oy çokluğum var da geçireceğim derseniz bu işte otoriterleşmenin başladığı noktadır. Bütün milletvekillerinin gözümüz üstündedir. Ne yapacağınızı göreceğiz burada. Çünkü bu kesinlikle ve kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Umarım anlatabilmişimdir.
Aksi takdirde bundan sonrası felakete doğru gider. Teşekkür eder, saygılar sunarım.